Canım arkadaşlarım. Tata. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen. Ya yazın şu garibe yorum da sevinsin lütfen. Şu garip ya. Yapmayın beğenin, arkadaşlar. Paylaşın. Yani seyreden arkadaşlar beğenin. Şu garibe. Lütfen. Şu garibi çıkarım. Sevindirin. Evet. Merhaba başkanım. Merhaba şefim, kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Ne yapıyoruz bugün efendim? Ne yapalım bugün? Cennet çorbası yapalım. Mis gibi şöyle ağızlara layık cennet çorbası. Şimdi evet, sorunu bekliyorum. O bakışlar. Arkadaşlar o bakışlar var ya. Hayır, neden cennet yani? Hani... Biliyordum işte o soruyu. Yani cennet çorbası demenin bir anlamı manası var mı biliyor musunuz? Yoksa hani öyle cennet mi demişler? Öyle demişler adını. Cennet çorbası demişler. Cehennem var mı? Yok ya, olmasın. Cennet çorbası. Cennet çorbası. Yani o kadar güzel bir çorba. Çok güzel. Çok lezzetli. Ancak cennette yiyebileceğimiz tarzdan bir. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse bize amin. Cennet amin. Mekanı. Amin. Evet efendim, buyurun. Hemen sayıyoruz. Malzemelerimiz 2 kaşık tereyağı, 2 tane patatesimiz var, 1 tane soğanımız var, 4 kaşık mısır unumuz var, 2 tane kumor bulyonumuz var, et suyu veya tavuk suyu olabilir, yarım çay kaşığı zerdeçalımız, 1 çay kaşığı karabiberimiz, 1 çay kaşığı tuzumuz ama azlık çokluk bunlar kişiye bağlı. Benimkisi çok acı olduğu için pul biberi kaşığı şöyle ucuyla koyuyorum. Toz biber çok acı olmazsa bir çay kaşığı olabilir. Onu yağda kızartacağız ayrı. Hani acılık olarak diye söylüyorum. Evet. Bu kadar malzemelerimiz başkanım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Önce ocağımızı yakıyoruz tabii ki. Ve yağımızı koyduk. Erisin. Yağımız eridi başkanım. Şöyle söyleyeyim, benim unum kavrulmuş olduğu için çok kavurmayacağım ama mısır unları kavrulmamışsa onu biraz kavuruyoruz. Evet. Benim unum kavrulmuş olduğu için çok fazla kavurmayacağım. Hemen patatesimizi de atıyorum. Şöyle çeviriyorum. Hemen soğanımızı da atıyorum. Bunu da şöyle iki çeviriyorum. Pratik bir çorba. Suyumuzu ilave ediyoruz. Tabii ki bu arada başkanım, gerçek tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz. Ben şu anda öyle olmadığı için bulyon kullanıyorum. Hadi. İşin kolayına kaçıyorsun yani. Evet. Ya ara sıra öyle işin kolayına kaçacaksın tabii ki zihine. Hemen ben bulyonlarımızı da atıyorum. Canım arkadaşlarım. Tata. Ne oldu şimdi? Güldüm. Ve 3 diş sarımsağımız ve baharatlarımızı da atıyorum. Sarımsakları bütün attınız. Çünkü. Ha, şeyden çekeceksin. Evet, sarımsağı durup yapacağız. Anladım, o yüzden. O yüzden. Soğanları da zaten özellikle iri iri doğradım. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ve karıştırıyoruz. Ve sanırım onu kaynamaya bırakıyoruz. Evet, şişmeye bırakıyoruz. Yumuşadıktan sonra ne yapıyoruz? Blender'da çekeceğiz. İyi. Hadi bakalım. Yes. Çorbamızı blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Blenderdan geçirdik çorbamızı. Cennet çorbamızı. Mis gibi kokan çorbamızı. Ağızlara layık çorbamızı. Şimdi çok az zeytinyağında pul biberini biraz böyle çevireceğiz. Kıvıracağız. Üzerine coz diye dökeceğiz. Evet. Buyurun efendim. Bekliyorum. Yağın kızmasın. He. Aynen öyle. Ben de yağ kızdım. Başkanım beyaza döndüm gördüğünüz gibi. Aa evet arkadaşlar. Daha artık evet. Boyatmıyorum. Evet artık arkadaşlar. Kendi seçimden gideceğim.
Şaşkın şefim bunalıma girmiş. Hayır ya. Ya öyle derler. Yani yanlış yani anlamasınlar beni ama hani böyle kadınlar böyle az şeye girince işte ya alışverişe ya kuaföre gidermiş derler ya. Benim aşkım da her zaman saçını boyatıyor böyle ayda bir ama bilmiyorum. Yok yok. Eskisi gibi değilim. Hakikaten beyaza dönecektim. Beyaz kararım öyleydi. Sonra birden ne olduysa boyadım ama yok daha boyamıyorum. Tabii canım ben şaka yapıyorum sonucunda. Çok şükür biz mutlu bir aileyiz. Çok şükür. Allah sağlık saat versin cümlemize hepimize. Şimdi eski güzel uzmanı olunca ve hali de oğlu da aktif olarak bu işi yapınca kuaför de para vermeyince şef sağ olsun bir açtırıyor, bir boyatıyor, bir siyah, bir kızıl, bir işte atıyorum böyle beyaz, evet, sarı, eflatun, mor. İlkbaharda çiçekler açar gibi rengarenk şefim açıyor. Ya, ne yapayım? Kızdı mı yağımız? Evet, yağımız kızdı. Şimdi çorbamıza dökeceğiz. Hadi bakayım. Oy 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 oy. Sesi duydunuz? Sesi duydum. Vay be. Şöyle karıştırıyoruz. Kestik. Kesme. Kesmedik. Kay. İşte gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir çorba. Bunu servisinizde arkadaşlar limonla yiyebilirsiniz. Limon sıkıp. Limon sıkıp da yani. Yiyebilirsiniz. Hani evet, limonu ısırıp da yemek anlamında değil değil mi? Hayır. Ha. Limon sıkıp yiyebilirsiniz. Evet, yani. Limonla güzel gider. Olsun. Hakikaten çok güzel. Şefim ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Gerçekten evet, adı gibi güzel bir çorba. O zaman ne yapalım? Bir videomuzun da sonuna gelelim. Değerli dostlar, kendinize iyi bakın. Bizlere destek olun. Videolarımızı paylaşarak evet, ve olalım, beğenerek büyük bir aile olalım. Büyük bir aile olalım. Buyurun şimdi. Ve lütfen yorum yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen. Ya yazın şu garibe evet yorum da ya, sevinsin lütfen şu garip ya. Yapmayın beğenin, arkadaşlar. Paylaşın. Yani seyredin arkadaşlar. Seviyorum. Beğenin. Şu garibe... Lütfen. Şu garibi çıkarım, sevindirin. Evet, yorum yazın güzel. Yani güzel, onun başka beklentisi paylaşalım yok. Sadece beğeni evet ve güzel yorumlar. Tabii yorumlar ki eleştiriler de olacak mutlaka ama ki, tabii ki. Yani böyle hoş, olumlu eleştirilere açığız. Her şeye evet açığız. Yeter ki hakaret olmasın ki. Evet. Çok şükür bizim izleyenlerimiz son derece saygılı, seviyeli, kültürlü insanlar. Yorum yapın, size bir daha Çerkez oyunu oynayacağız. Aha. Hadi bakalım. Evet, oynayacağız. Çok yorumlar yapın. Sizleri seviyoruz. Şaşkın Şef'ten ayrılmayın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.